Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar seviye yükseltme yapacağız. 11. R5'imi atacağım arkadaşlar. 11. R5'im kıyamet olacak. Tabi bir sürü karakter var ama ben önceliği kıyamete vermeyi uygun gördüm. Defans için de önemli yani. Hemen başlıyoruz. Hızlı bir şekilde. şuradan izo alalım biraz. Şöyle seçelim. Yeni sistem biraz saçma olmuş ama Sat oluyor hemen. Neyse geri yapalım şöyle bir hmm, Şunu kaldıralım şunları kaldıralım Şundan basalım direkt tamamdır Şimdi 1.25'e attık arkadaşlar Ya ben montaj yapmayı sevmediğim için Videoyu duraklattıracağım Direkt 5.65'e getirdiğim zaman devam ettireceğim ben Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 565 seviyesine attık kıyametimizi. Şöyle maksimumlara geldiğimiz vakit bilgilere gelelim hemen. 35K sağlığı var. 35419 sağlığı var. 3859 saldırısı var. Tabii benim ustalıklarımla alakalı. Normal saldırısı 2279 olması gerekiyorken ustalıklarla beraber 3852'ye çıkıyor. Sağlığı da 37495'ten 35000'e düşüyor. Bunların hepsi ustalıklardan kaynaklanan düşmeler ve yükselmeler. Hemen gidelim. Game play dedikleri zımbırtıdan yapalım. Kış askerini bir tokatlayalım. Uzun zamandır tokatlamıyorduk. Gerçekten efsane bir karakter arkadaşlar. Tabi pek fazla bilmiyorum yani ilk defa geldiği için nedir ne değildir pek fazla bir bilgim yok. Ya kendinden ziyade arkadaşlar sadece sinerji veriyor. Sadece şuradan bir sinister alayım ben. Ayrıyeten de şuradan Nick Fury'yi alayım. Sinerji yapma babında. Nerede Nick Fury'miz? Dört yıldızı savaşta olduğu için. Bunu alalım buraya. Tamamdır. Aslında Profesör X'i alsak mı? Gerek yok. Devam edelim. Bakalım nasıl bir karakter, nasıl bir hasar yeteneği var. Tabii ben özelliklerini okudum. Şimdi özelliklerini okumak yarım saat sürüyor zaman uzatmak istemiyorum arkadaşlar videolarda. Yani sıkıcı oluyor yani ben de mesela video izlerken sıkılıyorum yani o yüzden kısa ve öz olmasını daha mantıklı buluyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Direkt dört tane yükle başladık. şöyle bir ağır saldırı atarak kanamaları 145 145 kanama veriyoruz. Gördüğünüz gibi blo'na vurduğumuz halde sersemledi. 4 yük olduğu için bu L1 attık şimdi. L1'de zehir verdik. Biraz atak oynamaya çalışıyoruz. Bir tane L2 atalım. 6000 6000 enerji hasarları falan. <laughs> ya inanılmaz hasarlar veriyor. Tabi üzerimizdeki hüner de ayrı bir keyif. Şöyle lap. Bir ağır saldırı da atalım. Bir tane L2 patlatalım. L2'si de 5 dakika sürüyor vallahi bir uf. Bir L2 daha. Vallahi müthiş bir karakter ya. Vallahi billahi ya. Şuraya kaç combo ya? 88 komboda yani düz oynadım yani. Bir de kastırmadık. Hemen bir tane daha devam edelim. Şu Archangel'da denemek istiyorum kıyamet atlısı sinerjisinde. Ama tabii bu zehir yemediği için Kaptan Marola da direkt Apokalips'le girelim. Bir ağır saldırı yavrum benim. Yani 10k vurdu bile. Sonunda orta saldırıyla bitiriyoruz. Tekme atıyor orta saldırız. Bir ağır saldırıda. Bunda da bir tane L3 deneyeceğim. Bakayım L3'te. L3'te nasıl etkiler. Hemen bir tane L3 patlatalım. Üstüne sinek gibi basıyor yani. <laughs> Animasyon da müthiş ya. Bakalım aynen ya. Blona vururken de sersemletebiliyoruz arkadaşlar. Müthiş bir özellik ya. Bak. Bu sefer sersemletemedik ama. Oha. Bu l yememiz lazımdı. <laughs> Neyse biraz işi ciddiye alalım da şunu indirelim. Biraz işi ciddiye tutalım da. Çünkü şu Ark Angel'ı denemek istiyorum. Juggernaut'ı deneyeceğiz. Ya zayıflatıcı manyağı yapıyor ya. Aslında bu Alaci Şarkı Karasu'nda da oynanır mı acaba diye şimdi düşünmeye başladım ben. Çünkü durmadan rakibe zayıflatıcı atabiliyoruz bunda. 1-2 daha. ağır saldırıyla ağır saldırıyla sarsıntıyı da üzerindeki yenileyebiliyoruz. Bunu da şimdi keşfettik tabi. Şimdi şu kıyamet atlısı olayına bir bakalım ya. Nasıl bir olaymış. Bunu da bir test etmiş olalım. <laughs> Şunu etkinleştirelim. Şimdi Archangel'ı bakalım neler yapacak. İnanılmaz norotoksin ve zehir özelliği kazanıyor. Bu Yani şöyle biraz zehir alalım. Yok edil şey durdurulmaz oluyoruz. Bir tane Nerotex'in atamadık ama. engellenemez olduk. Juggernaut gördüğünüz gibi durdurulmaz açamadı. L1 spam yamaya devam edelim. Ağır saldırı yüklerken Neurotoxin'in de süresi durduruluyor. Şimdi bir tane L3 atalım. Ya inanılmaz bir karakter haline geliyor bu Kıyamet Atlısı olayı gerçekten değişik bir şey. Hirolar farklı bir seviyeye çıkıyor. Özellikle bunu aslında Manyeto'da denemeyi daha çok isterdim ama. Görüyorsunuz arkadaşlar, ağır saldırı yaparken nörotoksinler duraklatılıyor. Direkt L1 sıfamlıyoruz. Nörotoksin olduğu için durdurulamazdı açamıyor. Yapıştır. Ağır saldırıları. Yani şöyle zehri toplayalım. L1'e devam. 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 Evet. Öldü. Ölmedi ha. İlla bize vurduracak. Valla çok hoşuma gitti. Şu Rino'da da denemek, denemek istiyorum. Rino'da kısa süre bir Nerotoksin atarsak erkenden. Kıyamet atlısı ya. Vallahi müthiş. Yani şöyle biraz zehir var ya. Tabi Archangel'ı da kopyalamam müthiş oldu arkadaşlar. Yetenek isabetini inanılmaz düşürüyor rakibin. Eskiden düşüremiyorduk ama artık düşürebiliyoruz. Neyse riske girmeye gerek yok. L1. Geri tepmemiz var ama önemli değil. Bir tane daha L1. İnanın ustalıklar kapalı olsa var ya. Nefes aldırmazsınız adama. Sağlığınız da gitmez yani. Ustalıklarım kapalı olsa sağlığımız da gitmez. 7 tane nörotoksin var. 8 tane ya. Şuraya bak. 4600-4600 gidiyor. Müthiş arkadaşlar. Aslında bir tur daha giderim de onu da videonun dışında gideyim artık. Bu videoda burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar